Cümleten selamun aleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı ve bu videoyu beğenmeyecek olan kanalımızın e, başka takımlı takipçileri hepinize selam olsun. Sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 23.000 yazısını görüyorsunuz. İnşallah bu yazıyı sizlerin sayesinde 23.100 yapacağız. E, çok az kaldı. Yani çok çok az kaldı. Bir 5-6 abone kaldı. Eğer 5-6 abone kardeşimiz de kanalımıza abone olursa bizi çok sevindirirler. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen duyumlara geçelim. Avrupa'da 3 kulübün Salahi Savaşı diye başlayalım. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin radarına girmesi, Atilla Salahi'nin bizim için pozitif ivmesi ve ada basına da yine gündem Atilla Salahi. Şimdi Fenerbahçe'ye geldiği günden beri performansına dikkat çekiyor. Ve yeni bir transfer iddiası daha ortaya atılmış. İngiliz gazeteci Lee Ryder bir süredir Macar stoperle ilgilendiği bilinen Newcastle United'da bu transferde hani iki rakibin daha çıktığını yazmış. Newcastle'ın Salah'ı izlemek üzere Fenerbahçe'nin son maçlarına gözlemci gönderdiğine değinen Ryder, Yıldız isminin Newcastle'a geldiği takdirde kariyerinde büyük bir sıçrama yapabileceğini belirtmiş. Şimdi Allah razı olsun Ryder gibilerden, yani e, çok büyük isimler, gerçekten büyük isimler. Allah razı olsun Ryder'dan. arada inşallah seste sıkıntı olmamıştır şu ana kadar. Geç olsa da bir saat, e, 45 dakika diye, şey, bir dakika 45 saniye diyelim. Şu anda da bir taraftan Süper Lig'de de maçlar oynanılıyor. Kasımpaşa 4, Adana Demir 0. Balotelli kırmızı kart yemiş. İyi Cuma günü oynamaz. Şeye karşı Cuma Cumartesi günü oynamaz. Ama inşallah Kasımpaşa 10 atar. 45 artı 3 de yemiş Balotelli. 10 atsın da Adana Demir bilensin istiyorum açıkçası. Muleka 2 gol birden atmış. Jackson Muleka. Umut Bozok penaltı atmış. Bu Muleka için şunu söyleyeyim. Bu arkadaşa Fenerbahçe talip olduğu zaman dediler ki Allah'ın köylüsünü mü alıyorsunuz? Çöp, yeteneksiz, beceriksiz Demokratik Kongo'lu bu arkadaş. Şu an kiralık han standart diye eşten kiralık Kasımpaşa'da. Hatta Mazembe takımındayken biz alıyorduk. Yani 2020'nin öncesinde 2 milyon euro standart diyece gitti. Şu an Süper Lig'de 8 maçta 7 gol 2 asisti var. Yani pardon 9 maçta 9 gol 2 asisti var. Bakalım maç bitiminde daha şey değerlendiririz. Atilla Sanayi için şunu söyleyeyim. Aston Villa ve Milan rakipmiş. Salahi için. Ben e, niye Süper Lig dedim. Arkadaşlar Süper Lig'de para edecek. Yani para edecek. E, kaç tane stoper var? Yani para edecek mesela. Çok çok değerli satılabilecek. Kaç tane stoper var? Düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Kaç tane de, stoper var? Şimdi. Atilla Sanayi'nin transferde mesela Newcastle, Aston Villa, Milan 3'ü mesela Ryder öyle söylüyor. Ee, üçünün de olması çok güzel. Bu gazetecinin bunu yazması çok güzel. Yapılan kıyaslamada Macar Van Dijk'la kaplı 1.92 boyundaki dev diye bahsediyor. Çok güzel. Yani bu sezon şimdiye kadar kendi yerel liglerinde Dan Burn, Fabian Scher ve Jamal Laskeles'ten müdahale ve pas ortalaması konusunda daha iyi bir istatistik elde etti ve ayrıca 24 yaşında. Yani meslektaşlarından da oldukça genç diyor. Haberde eski Newcastle Unitedlı Emre Belezoğlu'nun Atilla Salai hakkında sözlerine de yer verildi. Diyor ki eski MacPS yıldızı ve Fenerbahçe efsanesi Emre Belezoğlu Salah'ın örnek bir oyuncu olduğunu düşünüyor ve bu nedenle Toon onunla imzalamak için rekabete girmekten çekinmeyecek denilmiş. İnşallah ben hep söylüyorum, yine söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bence Salahi'nin gitme ihtimali kimden daha yüksek? Dün Atilla Salahi oyuna girdi etti falan filan diyorlar da. Ya arkadaş Atilla Salahi'yi de küstürmemek lazım düşündüğün zaman değil mi? Mantık olarak. Ha bence Serdar Aziz'in durumuna bağlı. Hani şimdi Kim Minji sarı kart sınırında. Serdar Aziz sarı kart sınırında. O sayı sarı kart sınırında. Ee, <laughs> Yanlış biliyor olabilirim ama Novak da sarı kart sınırında. Yani savunma dörtlüsünün tamamı sarı kart sınırında. Şimdi Novak sarı kart cezası olsa salayı oynatabilirsin, Ferdi'yi oynatırsın. Ama e, Serdar Aziz ya e da Kim Minji'den biri sarı kart cezasını yediği zaman Salah iyi. 90 dakika izleyeceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim. Salah iyi bence bizde düşüşe geçmeye başladı. Uygun bir fiyata okutmalıyız. İslihan Konan'a iki talip çıktı. İstediği kadar çıksın. İstese 500 tane talip çıksın. Şimdi Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna katmak için Gomes'e mesai harcadığı ancak transferini gerçekleştiremediği Bisliyan Konan'a Fransa'dan iki talip çıktı. E, kimmiş o talipler? Haziran 2022'de Reims'te sözleşmesi sona erecek. Ve kulübüyle yeni sözleşme imzalamayacağını hemen hemen herkes biliyor artık. Afrika basını yazmış. Marsilya ve Lens'in kanca attığı Oyuncunun milli takım performansı dahil olmak üzere tüm müsabakalarına detaylıca incelendiği kaydedilmiş. Konan 25 maç oynuyor bu sezon. Bir gol, 3 asist üretiyor. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye gelsin. Şu anki performansını sergilesin. 25 maçta en az bir 6-7 asiste imza atar. Diye düşünüyorum. Tabi Fenerbahçe'nin getireceği forvet dönemi. Bakın arkadaşlar. Yaşı daha 26. Aralıkta 27 olacak. Fil dişi sahilde. 6 milyon euro piyasa değeri var. O çok önemli değil piyasa değeri. Yani önemli olan şey ee, saat 16'da maçları başlamış. Hala 0-0 mı? Maç detayına girebiliyoruz mu? Oynuyor mu diye. Dur bir bakalım maç detayına girebiliyorsak. <laughs> Formasyon. Ha buradan girebildik mesela. Şimdi onunla da Kozay'ı mı oynatmış? Ha Konan'ı oynatmış mesela. Sabek mi oynatmış Konan'ı? Yok sol açı oynatmış pardon. 3-3-4'ün ya da 3-5-2'nin sol açığı olarak oynatmış. Vallahi ben Konan konusunda diyorum isteyen istediğini düşünebilir. Saygım sonsuz. Ama ben Konan konusunda yani iptal olmadı diyorum. Bekleyip görelim diyorum. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'ye Balboena teklifi. Balbuena mı? Yok Balbuena. Kim Minji'yi 23 milyon euro civarında bir bedelle satmayı planlayan Fenerbahçe'de? Sürpriz bir teklif geldi. Menajerler Paraguaylı stoper Balbuena'yı Sarla Acıvert'te kulübe teklif etti. Ve yönetimde düşünmek için süre istedi. Şimdi bu duyuma doğru ya da yanlış diyemem. Neden diyemem? Şunu şöyle anlatayım. Şu anda yani Fenerbahçe'nin kapısına hani gelen menajer sayısının adli hesabı yok. Hani şunu getirebilirim, bu fiyata getirebilirim, şu bu fiyatta boşa çıkabilir, şöyle servis ödeyebilirsiniz, ödemeyebilirsiniz diye. Balbuena 30 yaşında, 23 Ağustos 91 doğumlu, 1.88 boyunda Paraguay stoper, Dinamo Moskova'da oynuyor, Rusya'da. Zaten adamlar da yeni transfer ettiler, sezon başında bedelsiz West Ham United'dan. Yani 3 sene boyunca West Ham United oynadı, daha öncesi Corinthians. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. 24 maçta 2 gol var. 2.160 dakika. Ama en azından kalitesini, kalibresini az buçuk biliyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı. Ben çok bilmiyorum ama siz bilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe önümüzdeki yılın kadrosunu kurmaya başladı. Şampiyon olmak istiyor. Ve menajerler Rusya'dan Dinamo Moskova takımında forma giyen, takımdan ayrılmak isteyen Balbuena'yı Fenerbahçe'ye teklif etmiş. Bir iki hafta içinde belli olacak diyor. 2018 yılında Corinthians kulübünde oynadığı sırada Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği Balboena transferine onay verilip verilmeyeceği bir iki hafta içinde belli olacak demiş. Ben şunu söyleyeyim şu an için düşünmüyoruz. En azından düşünmediğimizi düşünüyorum. Çünkü 30-31 yaşındaki oyuncu 31'e girecek oyuncu 25 kez Paraguay milli takımında forma giydi. Tabii Kim Minji'ye de bağlı. Peki şöyle bir soru sorayım. Atilla 20 Salahi'yi 20'yi okuttun. 23'e de hadi kim Minji'yi okuttun. 43 milyon euro. Parayı Balboa'ya mı basarsın? Bir de neyle alacaksın? Ha, sözleşme fesi falan olsa. Neyse. Rıdvan Dilmen Mesut Özil isteyen takımı açıklamış. Allah Allah. Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil'i isteyen kulübü Rıdvan Dilmen açıkladı. Dur tahmin edeyim yok tahmin edemeyeceğim çünkü ucundan azıcık gördüydüm sanki. ABD'den takımda herhalde. Fenerbahçe'de biliyorsunuz Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı kaldı. Şimdi Rıdvan Dilmen önemli açıklamalarda bulunmuş. Bakın açıklamalara dikkat edin. Şimdi Rıdvan Dilmen'in e, niyetini de anlayın. Mesut Özil ve Ozan Tufan takımdan ayrı saatlerde çalışıyor. Mesut Özil'in kontratında takımla çalışma zorunluluğu var. Fenerbahçeli olduğu için ayrı çalışıyor. Bu krizi bildiğim kadarıyla Enner Valencia ile de yaşadılar. Onunla ilgili sorunu açtılar. Onunla ilgili sorunu aştılar. Umarım kulüp Mesut ve Ozan için de en hayırlı kararı verir. İkisinin de kalmasını isterim demiş. Şimdi İsmail Kartal'ı seviyorsunuz, sayıyorsunuz. Hani kalsın istiyorsunuz, gitmesin istiyorsunuz. Peki bir şeyin farkında mısınız? İsmail Kartal geldi gelerek kaç oyuncunun kadro dışı kaldığının farkında mısınız? Nazım kötü performans. Nazım'a kimse ses etmez. Sosa kısmi kadro dışı. Hocam gece hayatı. Novak. Hocam Novak zaten kötüydü. Ama bu da olabilir şimdi iyi tarafından bakarsan adamları geliştirmek için. Ozan, Mesut hocam sahada ne veriyordu ki diyenler de var. Dünya cönlü yıldızımız diyenler de var. Çok enteresan bir olay. Mesut Ozan olayı. Valencia mesela ama Valencia'nın ben hani kendine geldiğini düşünüyorum. Neyse. ikisi de kalsın isterim diyor bak. Arda Güler'in Mesut Özil ile kıyaslanmasına ilgili açıklama yapmış. Mesut Özil kuvvetli olduğu zaman formayı vermez. İyi de babacım ne zaman kuvvetlenecek. Arda Güler de olacak belki Mesut Özil'i geçecek. Arda Güler de Sergen Yalçın'ı görüyorum falan filan demiş. Arda Mesut'tan daha golcü demiş. Mesut kim istiyor? Mesut Özil'i 15-20 günde bir görüyorum. Los Angeles FC kulübü istiyor. Yazılı mesaj olarak da okumuştum. 2 yıl daha kontratı var. Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Ne olacağını zaman gösterecek. Vallahi şunu söyleyeyim. Şöyle ee, ne derler buna? <laughs> Güzel bir kontrat teklifiyle gelseler keşke. Arda Güler demişken Fenerbahçe'de Arda Güler kazığı mı diyeyim? Ne diyeyim yani? Haberi bilmiyorum. Fenerbahçe'ye Arda Güler kazığı sorunu diyeyim. Arda Güler kaosu diyeyim. Çünkü bir arkadaş yazmış. İşte Arda Güler ilk yıl giderse 20 milyon euroymuş. ikinci yıl giderse 25 milyon euro. Üçüncü yıl giderse 30 milyon euro. Dördüncü yıl giderse 40 milyon euro. Altıncı yıl giderse 60 milyon euro. On yıl giderse 150 milyon euroymuş. Yok 150 milyon euro demedi de neyse. Hani uzun lafın kısası bunları söylüyor bir arkadaş. Öyle bir madde varmış 3000 dakika oynar diye. Şimdi bu madde doğruysa basına niye sızar? İsmail Kartal'la devam edilecektir. Ailesi demiştir ki İsmail Kartal bizim çocuğu oynatmıyor. Biz yol yakınken şey yapalım. Kamuoyu oluşturalım. Böyle bir şey diyeceğinizi zannetmiyorum. Yani tek İsmail Kartal'la devam edilir. Ya Arda Güler 30 milyon euroya 20 milyon euroya serbest kalır. Bugün Arda Güler'in performansını görüp de 20 milyon euro vermeyen Avrupa, Avrupa kulüplerinin tamamı geri zekalıdır. Safkan geri zekalıdır. Şu Arda Güler'in şu performansını görüp de yani 15 milyon euro, 20 milyon euro vermeyen kişilerin takımların tamamı gerizekalıdır. Saf kan gerizekalıdır hem de. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Yani yapmayın etmeyin ya. Ya böyle bir maddenin olduğunu ben düşünmüyorum. Bilgim de yok. Belki vardır ben bilmiyorumdur. Son haberimiz Fenerbahçe'nin listesindeki 5 isimde son durum haberi. Transfer çalışmaları Fenerbahçe son sürat listesinde birçok yıldız bulunuyor. Ali Koç'un bir golcü iki süper yıldızı almayı planladığı konuşuluyor demiş. Diego Rossi'nin bonservisi alındı biliyorsunuz ama niye alındı? Yani niye Rossi'nin bonservisi alındı? Al sat için mi? Oynatmak için mi? Göreceğiz. Ali Koç'un bir golcü iki süper yıldız almayı planladığı konuşuluyor. Biri golcü Ali Koç. bir golcü iki süper yıldız alıyor. Bence alıyor. Alacak diyelim hatta. Bana kalırsa Ali Koç alır. Onu planlıyorsa kesin alır. Suarez ve Isco için bilgi alındı. Şimdi sözleşmeleri bitecek Luis Suarez ve Isco için bilgi alındığı söyleniyor. Ben Suarez için hiçbir şey demem. Ama İSKO için şunu söyleyeyim. Mesut Özil'le bu kadar sıkıntı yaşamışken İSKO töbe gelmez. Abu Bakar ve Taliska içinde nabız yoklandı demiş. Şimdi Abu Bakar, Taliska, İSKO, Suarez. Herhalde bu dördünden ikisi. Yani herhalde bu dördünden ikisi. Değil mi? Kastedilen. Talit Kayla Ali Koç bizzat görüştüğü iddialar arasında Al Nasır'da oynayan iki yıldızın sözleşmeleri sürüyor. Şartlar uygun hale gelirse girişimler netleştirilecek. Vedat Muriç şu anda beklemede demiş. İtalya'dan Muriç'im. Eski golcü şu an beklemede. Beşiktaş'tan ayrılacak Larin ise menajeri önerdi. Bir görüşme yapılabilir diyor. Yani şimdi ben 17 Nisan duyumu veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. 17 Nisan itibariyle söylüyorum. 17 Nisan itibariyle 17 Nisan 17 Nisan itibariyle Suarez gelmez İsko gelmez Abubakar gelmez Taliska gelmez Vedat gelmez Larin e, sözleşmesinde Biraz feragat ederse olabilir Atilla Salahi bence %99.9 gider Arda Güler'in çıkış maddesi yok İsmail Katalla bugün itibariyle yüzde 60 devam edilir gibi duruyor. Konan konusunda ben herkese odur meydan diyorum. Ben Konan'ı sezon sonunda alacağımızı düşünüyorum. Hatta bana, ben yüzde 99 diye düşünüyorum. Ama duyum mu değil? Duyum değil. Ama ben alacağımızı düşünüyorum. Yüzde 99 ömde. Kim Minji bence yüzde 99 kalır. Balbuena'yı almayız. Mesut konusunda kararsızım. Şimdi Mesut bonservisiyle gider yüzde otuz. Mesut bonservissiz gider yüzde kırk. Mesut kalır yüzde otuz. Bana kalırsa bugün itibariyle. Ozan Tufan, Ozan Tufan kalır yüzde bir. Ozan Tufan bon e, bonservisi gider yüzde doksan bence. Bugün itibariyle. Valencia sezon sonu ayrılır dünkü hırsını gördükten sonra bir kafamda bir soru işareti uyandı. Acaba diyorum hani acaba. Çünkü dünkü o istekli hırslı top futbol olmasaydı ben Valencia'ya %99 gider diyordum. Rossi konusunda dünkü Rossi yani performans yüksek gibiydi. Bakalım ne olacak ama şunu söyleyeyim. Dünkü Rossi'yi bir Avrupa ya da bir Brezilya kulübüne 10-12 buçuğa satacak olsak çok büyük kar. Bu arada günün tamamlanan, tamamlanan diğer maçında Konya Spor'da Gaziantep 2-1 yendi. Doğan Erdoğan kırmızı kart yemiş o maçta. Hani nasıl yemiş? 39. dakikada direkt kırmızı kart yemiş. İki maç sonra bizimle de maçlar olduğu için diyorum yanlış anlaşılmasın yoksa çok umurumda değil. İki maç sonra bizim de maçı var. Muhtemelen iki maç ceza alıp bizim maçta oynamayacak. Kasımpaşa'da Adana Demirspor'u Mağlup ediyor. Süper Lig'de ilginç bir görüntü var şu anda. Yani küme düşecek denilen Kasımpaşa 44 puana ulaştı. İnanılmaz bir form grafiği. Hani bir galibiyet. Bir tek Karagümrük'e yenildiler geçen hafta herhalde. Onun dışında 1 2 3 4 son 5 maçta 4 5 e, son 6 maçta 5 galibiyetleri var. Ondan önce bize yenildiler. Çok ilginç bir takım. Kasımpaşa. Yani lig böyle değişik bir havaya gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim bu kısmı aktaracaklarım bu kadar. Videomuza bir beğeni çok görmezsiniz. inşallah arkadaşlar. <laughs>